Şimdi geçiyoruz. Abdurrahman Bey gelsin. Buyurun. Çocuklarına anne, kendisine hayat arkadaşı ararken ayakkabılarına kadar soyuldu. 21 yıllık eşim bir anda Kıbrıs'a kaçtı gitti. 4 çocuğum da beni baş başa beni bıraktı. Hem çocuklarıma annelik yapsın diye hem de bir hayat arkadaşım olsun diye Ayşe Hanım'la tanıştım. Tanıştığım da çok iyiydi bana karşı. Ondan sonra işte senin çocuklarına bakarım işte onlara annelik işte yaparım işte bayağı güvence verdi. Çocuklarına anne olsun diye tanıştığı Ayşe çocuklarına düşman oldu. Evlendikten sonra gerçek yüzünü gösterdi zaten. Adem'i direkt benim oğlumu dışarı atmamı istedi zaten. Ultimatı verdim ben ona. Dedim bana bak dedim ben seni gibi 50 tane kadının dedim bırakırım dedim. Ben çocuğumu bitirin alın dedim değişmem dedim yani. Ayşe oğlum üvey oğlum diye bir defalığına olsun ona sevgi göstermeden nefret etti. Ayşe oğluma kafayı taktı sürekli bahane edip. Oğlumla kavga çıkardı. Abdurrahman Ayşe ile mücadelesinde neleri kaybetti? Benim Ayşe'nin çalışmasını istemiyorum. İşe gitmesini istemiyorum. Benden izinsiz gittiği için tartıştık. Sabah kalktığımda onu göremedim ben onu. Tabii 157 tane çeyrek altın. Bir tane üsügüm vardı. Altın üsügüm vardı. 100.000 TL nakit param vardı. Artı oğlumun göndermiş olduğu bot onu bile almış gitmiş. Ben sabahlara kadar ben yatamadım ben. Ya, psikolojim benim bozuldu, alt üst oldu yani. Zahide Hanım size geldim. Size müracaat ettim. Ayşe'yi bulun karşıma getirin benden çaldıkların geri bana iade etsin. Ayşe hakkındaki iddialara ne yanıt verecek? Zahide Yetiş'le yeniden başlasak da şimdi. Abdurrahman Bey, dini nikahlı eşiniz Ayşe Hanım'ın 157 çeyrek altınınızı, 100 evet. bin liranızı, nakit paranızı ve kutusundan çıkmamış botlarınızı çalmış gitmiş olduğunu söylüyorsunuz. Evet, maalesef, her şeyi anladım evet. da botlarınızı niye alıp gitmiş? Ben de anlayamadım. Yani oğlum Cengiz Bodrum'da çalışan bana bir tane bot gönderdi. Hediye etti babasına tabii normal babasıyım. Ben de yani o botu niçin aldı, kime götürdü? Artı erkek ayakkabısı. Yani siz eve aradım her tarafı delik dişik ettim. Yok maalesef yok almış gitmiş onu da gitmiş. Botları da almış gitmiş. Evet maalesef öyle. Size en çok koyanlardan birisi oldu herhalde. Evet botları ya, niye aldı ya. Diye. Şimdi, o yüzden böyle geldiniz şimdi. Evet evet maalesef öyle. Peki şimdi yani bir enteresan bir kadın hani altınları alıyor, parayı alıyor da botu niye alıyor? Ama belki de evet. gitti adam. Ne söyleyin bakayım. Gittiği adama kıyamadı herhalde. Ayakkabısı yoktu onu da götürdü. Başka bir adama mı gitmiş olabilir mi? Bilmiyorum ben artık. Yani şimdi yani başkasına mı verdi bir tane erkek kardeşi var ona mı götürdü bilmiyorum artık ona sormak lazım. Belki birisini bulmuştur. Siz de burada hemen bismillah. Bot gitti şimdi, diye hemen birisini bulmuş olabilir mi ya? Ayakkabı numarası şimdi, da mı aynı yani? Ha bir de ayakları da mı aynı? Aynı ayakkabı numarasından mı adam bulacak? Olabilir şimdi, yani. Yani kendi bilmeyeceğine göre diyorsunuz. Peki Abdurrahman Bey, şimdi sizin bu ikinci birlikteliğiniz. İlki evlilik. Evet. Bu resmi olmayan birliktelik. Evet. İlkinden ne zaman ayrıldınız? Nasıl birliktelik? İlkinden 2015 yılında mahkemeye verdim, açtım. Çocuk boşanmayı var mı? Ben 4 tane oğlum var ondan. Ha bir gün ben balıktaydım. Geldim gitmiş Kıbrıs'a gitmiş. Uçağa binmiş gitmiş. Bir de elinde sağ olsun 12'de burma bilezik vardı. Onu da indirmiş gitmiş. 12 burma bilezik onunla gitti. Hayır indirmiş eve. Mesaj atmış bana işte altınları yattığın yastığın içine koydum. Gerçekten gittim baktım oradadır. Ha, o yine şerefinden gitti. Altınları bırakmış gitmiş. Evet evet. O yine Zahide Hanım, yine o şerefinden gitti. Şerefinden gitti, altınları bıraktığı için mi? Evet, yani şimdi şöyle bir şey yani şimdi, yani hırsızlık bu yani biliyor musunuz yani? Ben yıllardır ben, affedersin köpek gibi çalıştım, ben gecemi gündüzüme kattım. Yani herkes beni bilir, tanınır herkes beni. Nasıl çalıştım, bazen gece 12'de gitmişim işe ben. Ne iş yapıyorsunuz? Ya ben her işi yaparım, ben su işi, kaynak işi, ondan sonra falan. Elektrik işi çalışkan yaparım. Bir adamsınız yani. Evet evet. Ama tabii beyler şunu unutmasınlar. Siz çalışırken evde hanımlar da çocuğa bakıyor. Evde diye onların da çalışmadığını düşünmeyin lütfen. Aslında evet. o altınlarda onun da hakkı payı varmış.
Ama kadın yine de size bırakıp gitmiş. Ya ama alıp gitseydi yine 21 yıl yanımda kaldı. Yani hayatını yani bir şey, vermiş size. Bir şey demezdim ben ona. Ama şimdi bu 5-6 yıldır benim yanımda. Bana koyan nedir biliyor musunuz? Benim oğlum şu anda 26 yaşında. Ben onu veremedim. Yani hazırlık yapıyordum. Hatta ben o çocuğu verecektim. O çocuğun da 30 tane çeyreği vardı. Onun için. Onu bile bile maalesef onu da aldı gitti. O çocuk da ona saygılıydı. Yani şimdi o çocuk bazen ona dakika yüklerdi Bodrum'dan. Hiç haberi olmadan. Ondan sonra ayakkabı aldı. Bir tane bayan ayakkabısı aldı. 3 tane terlik aldı. Onları gönderdi. Kargona hatta ben gittim elimden getirdim. Ya tamam bana yaptın da o çocuğa nasıl kıydın sen ya? 30 tane çeyreği vardı yani. Benim hayallerim vardı. Hem altınımı paramı aldı hem de bir de hayallerimi aldı. Yani bana en çok koyan oğlumu verememek. 26 yaşında, 27 yaşına geçici. Yani şimdi bu kadar bir insan vicdansız mı olur ya? Yani bunun vicdanı merhameti yok. Zayda Hanım, peki bu... siz bir başa dönelim. Evet. Bu şimdi vicdanı merhameti yok dediniz kadınla. Evet. Aslında nasıl tanışmıştınız? Şimdi şöyle bir şey, ben bu eşinden ayrıldıktan sonra 2015'te mahkemede tabii boşandıktan sonra ben tabii... Benim evde oğlum var bir tane. Ona bakmak zorundayım ben. Ufaktı yani. Annesi bıraktığında 8 yaşındaydı. Sonra teyzesinin kızı bizim köye evli. O tanıştırdı. Ha, kimin teyzesinin kızı? Eski eşinizin teyzesinin Hayır, kızı? Hayır, Ayşe'nin. Ha. Şimdiki eşimin. Şimdiki eşinizin evet. Teyzesinin kızı sizi tanıştırdı. Bizi tanıştırdı. Telefon numarasını verdi. O da bana verdi. Ben bunu aradım bir defa. Ondan sonra anlaştık. İstanbul'u terk etti. İstanbul'da değil. Zaten burada onun işi tekstil işi, makinede dikişçi. Hı. Dikiş yapar yani. 20 yıldan beri burada çalışıyormuş. İstanbul'u terk etti, geldi. Ondan sonra evlendik yani, kısmet oldu. Onun daha önceki evliliği falan mı? Hayır, vardı. Hayır. O ben, ilk defa sizinle hayır, evlendim. Ben onu biraz yaşı oturmuştu yaşı. Kaç yaşındaydı? O zaman 45 yaşındaydı. Şimdi 51 yaşındayım. Ya işte 5-6 yıl oldu. Ben şu anda 53 yaşındayım ben. Ya aranızda çok yaş yokmuş aslında. Sizin aranızda yok, çok yaş 2 yaş falan var. 2 yaş 3 yaş var öyle bir şey yani. Ya şimdi tamam ben şimdi onun her şeysini şey yaptım, kabullendim de. Ama benim kabullenmediğim bir şey var. Benim oğlumu dışladı. Geldi dakika bir gol bir. Bana diyor ki ne bunu defet git. Kov bunu git diyor. 8 yaşındaki oğlunuz mu? Evet maalesef. İşte onların hayır... Geldi de bundan sana hayır gelecek. O zaman 8 yaşında annesi bıraktığında ben bunu aldığımda oğlum 12 yaşındaydı. Ayşe gelince bana benim oğlum 12 yaşındaydı. 12 yaşındaki çocuğunuzu evet. İstemedi yani. Annesi kovmamı istiyor hayır evet. Kovmamı istiyor. Ya nereye ben, gidecek bu çocuk? Ya ben nasıl ben şey yaparım kovarım. Şimdi ben çocuğumu kovdum diyelim. Ben nasıl yatacağım ben orada? Ya. Ya sıcak atakta. Yatacağım benim oğlum sokakta. Ben senden böyle mutlu mu olacağım? Ve o yüzden ben buna güvenemedim. Resmi nikahta ben buna çıkarmadım. Resmi nikah yapmadınız ama kovmadınız da onu. Oğlunuzu istemeyen kadını yine de evet. Resmi nikah yapmadınız ama hayatınızı aldınız. Ya şimdi benim oğlumu dışlayan ben kim olursa olsun ben de onu dışlarım. Ama sen dışlamışsınız benim, ama 6 yıldır da berabermişsiniz ya kadınla. Şimdi şöyle bir şey, defalarca gitti geldi bu. Gitti geldi. En son ben bundan vazgeçtim. Eşyalarını dahil gönderdim. Bir pikap tuttum Zayda Hanım. Hepsini gönderdim. Ondan sonra allem etti, kullam etti, tekrar geri döndü. Ha kendisi pişman oldu, geri geldi. Evet, zaten defalarca peki, gitti. Peki o zaman bir de kendisine soralım. Son dakika. Evet. Ayşe Hanım hatta. Ayşe Hanım merhaba. Merhaba, buyurun. Hoş geldiniz. Şimdi buradayım. Sizin nikah yapmamışsınız ama Abdurrahman Bey burada. Onun 157 tane çeyrek altınını, 100 bin TL nakit parasını ve kutusundan henüz çıkmamış olan botlarını alıp gitmişsiniz Ayşe Hanım. Öyle diyor kendisi. Ben Allah'ıma yemin ederim. İstersen inanır, isterse inanır. O ayakkabı kutunun içinde bıraktım dolapta. Ben ayakkabı... Yalan söylüyorsun, yalan. Her tarafa baktım, yalan söylüyorsun, yalancısın sen. Botu aldınız mı, hayır. Almadınız mı Ayşe hayır, Hanım? Hayır, Kur'an'a basayım ben almadım. Almadım diyor. Ya sen var ya çok var, yalancı bir kadınsın sen ya.
Ya sen iki yıl önce, sen iki yıl önce elini kestin. Ondan sonra Kur'an'a el basan bir insan değil misin sen? Söyler misin bana? Ne için insan mısın? Lan sen dört kadın aldın. Hepsini yer yerde bıraktın. Sayda Hanım. Namusunu lekeledin. Bu kadın çok yalancı bir kadın. Bir dakika. Ayşe Hanım varken başka kadınlar da mı olmuş? Ben hiçbir yere kaçmadım. Kanım açıktı. Yalan söylüyor ya. Yalan söylüyor. Sayda Hanım. Bu kadın çok yalancı bir kadındır. O nasıl iftiracı, yalancı, bir dakika, bir her şey var bunda. Sizi dinledim. Evet. Bir de Ayşe Hanım'ı dinleyeyim. Ayşe Hanım, peki. Ben buradayım. Ben istediğini yaparım. İstediğim cevabı veririm. Ben buradayım. Hiçbir yere kaçmadım. Peki. O zaman. Ben öyle bir şey yapmadım. Bana ben, söyleyin. Ben sizi sayarım. Ben kaç sefer şiddetten olayı kaç sefer şikayet ettim. Ne şiddeti? Pardon. Ne şiddeti? Sen şiddet diyorsun da. Peki raporların var mı elinde? Söyler misin bana yalancı? Rapor sorması. Her seferinde rapor alamayabiliyor kadın. Hayır ama... bakın. Her seferinde gidip ben şimdi... Lütfen. Tamam ama yalan ama söylüyor. Tamam yalan siz sonrasını söylüyor. Söylersiniz. Yalan söylüyor. Siz beni araştırın. Peki hiç raporunuz var mı? Hadi sorayım Abdurrahman Bey soru dediği için. Soralım raporunuz var mı şiddetle ilgili? Jandarmada şikayetim var. 4 ay sonra mahkememiz var. Şikayet var ama delil yok, rapor yok. Deniliyor. Rapor yok. Defalarca gitti beni. Bir dakika bir duyayım ama. Evet. Bir duyayım. Peki siz bu 157 altını, çeyrek altını 100 bin TL nakit parayı aldınız mı Ayşe Hanım? Ben buradayım. Bak Zeyda Hanım ben buradayım. Hiçbir yere kaçmadım. Anlamı açıktı. Ben hayatımı zindana çevirdi. Katlandım. Parasız kaldım. Her şeyini aldım. Aç kaldım. İstediğin yere sorun. Ben buradayım. Anlamı açık. Sen misin? Sen var ya yüzüne peki, yüzüne tükürülmeyecek değmezsin bir kadınsın bunlar sen. Bunlar yüzünden altınları aldınız mı? Altınlar sizde mi? Hayır, yemin ederim. Peki bot sizde mi? Bak ben geçen istediği sorabilirsin. Bak bir geçen sene yine Ayşe Hanım bir şey söyleyeceğim. Böyle olmuyor. Ben sizi bir göreyim. Siz buraya gelin. Yarın karşılıklı konuşalım. Reklama gidiyoruz.